Peki, şimdi ilk yapmamız gereken şey Allah emrettiği, Kur'an'da emrettiği namazın önüne 4 rekatta namaz emretmiş mi emretmemiş mi? Böyle bir emir yok. Ama diyor ki Resullerde sizin için güzel örnekler vardır diyor. Şimdi o zaman vatandaş ne yapıyor? Resulün örnekliğini alacağım diye Resulü anlatan kitaplara gidiyor. Oysa Allah kendi Resulü'nü kendi kitabında kendisi anlatıyor. Onun örnekliğini de biz Kur'an'dan almak durumundayız. Şimdi Resulün örnekliğini Kur'an dışı bir kitaptan almaya başladığın zaman artık Resulü örnek almıyorsun. Resulü sana anlatanların anlattıklarını örnek almaya başlıyorsun. Hani böyle olunca da. Nefis abi, peygamberin zaten Kur'an-ı Kerim'den başka uyduğu bir kitap yok ki. Yani bunu rehber olarak almış olduğu Ama kitap işte onun uyduğu kitapta ikindi namazının 4 rekat sünneti var diye bir şey var mı? Yok. Kâle Resulullah diye çoğaltınca iş değişti. Nefis abi. 20 rekat teravih namazı vardır diye Allah Resulü'nün uyduğu kitapta böyle bir namaz var mı? Yok. Akşamı 3 kılın, sabahı 2 kılın, yatsıyı diye böyle bir yok. Şimdi biz yarın ölüp gittiğimizde Allah bizden hesap sorduğunda karikatürize edelim ya. Şimdi dese ki bana kulum sen niye 2 rekat namaz kıldın? Yani nerede yatsının 10 rekat şeyi, 3 rekat zuhru, ahire, şeyin, vaktin sünnetine, o cuma günü kılınan namazlar, efendim vitir namazı, yatsı namazında. Ben de diyeceğim ki ya Rabbi sen sadece vahiy yoluna uydun dedin. Senin kitabında da bu tür namazlar yoktu. Olsaydı ben onları da kılardım. Niye kılmayayım yani? Ama ötekine sorarsan, ben sana yalnızca bu kitaba uy dedim. Bu kitapta da bu namazları ben emretmedim. Sen niye Kur'an'dan başkalarına uydun da bu namazları kıldın? Sebep niye? Efendimiz kılmış. Nereden biliyorsun Efendimizin kıldığını? Sebep niye? Ben efendim neyi kılıp kılmayacağını bu kitapta emrettim. Allah böyle diyecek. Size bu kitabı indirmemiz yetmiyor mu diye ayrıca bir ayet daha içine koydum. De ki ben yalnızca bana vahiy yoluna uyarım diye bir ayet daha koydum. Zanna uymayın diye bir ayet daha koydum. 50 tane ayet koydum ben bunun içine. Sen niye bunları bıraktın da bu kitapta olmayan birilerinin anlattığı zanna uydun? İşte bu arkadaşlarımızın işi zor olacak. Onlar zannediyorlar ki biz fazladan kumbaraya sevap atıyoruz zannediyorlar. Ama öyle değil o iş. Allah'ın dinine ekleme de yapamazsın. Çıkarma da yapamazsın. 2 rekat namazı 1'e de indiremezsin. Veya 4'e de çıkaramazsın. 3'e de çıkaramazsın. Oynayamazsın Allah'ın diniyle. Yok böyle bir şey. İşte bunlara sebep olan şey ne? Zan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmış, filançıya şöyle demiş, şuradan şöyle geçmiş, suyu oturarak içmiş, ayaktayken içmemiş. Söylüyorlar da söylüyorlar. Neyse, yani zanna uymak bu böyle iyi niyetliymiş gibi görünüyor, hoş bir şeymiş gibi geliyor. Ama son derece zehirli, insanı şirke götüren tehlikeli bir şey. Mustafa abi elini Hocam. kaldırmış. Buyur Mustafa abi. Ya hocam, bu anlattıklarımızdan zannın da iblisin bir telkini olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Öyle düşünüyorum. Zaten zanlar hep iblisten geliyor Mustafa abi. Başka nereden? Takvadan gelecek hali yok ya. Yani iblisin telkini doğru olması mümkün mü? Değil. Evet. Hocam şöyle bir şey, biz Kur'an'ın tek mutlak doğru olduğunu öğrendikten sonra ben şu an hiçbir Kur'an dışında, mesela Kur'an-ı Kerim dışındaki hiçbir bilgi, hiçbir kaynak bana şey gelmiyor. Yani hani, tek mutlak doğru bunu Kur'an'ın gördükten sonra onların hepsi bir soru işareti. Yani hepsi bir zan. Hepsi zaten.
tek mutlak evet. Doğru Kur'an'a göre birisi neyse bir soru işareti. Eyvallah abi. Geçen Tirmizi'de bir rivayet okudum. Sizin bu zanla ilgili, tabi mevcut zanla ilgili değil ama din ne hale getirildiğiyle ilgili çok güzel bir örnek diye düşünüyorum. Bir kişi diyor Allah'a bir şey için münacatı yapıp ellerini kaldırmış olsa o kişinin söylemleri yerle gök arasında bir boşlukta kalır. Ta ki duasını Muhammed Aleyhisselam'ın selatü selam getirmediği sürece. Şayet ki selatü selam getirdiği zaman o söz ancak Allah'a ulaşır diyor. Tirmizi'de geçen bir rivayet. Evet. Belgesi ne? İşte filanca babam Hüsnü'den peygamberden duymuş. Rivayet bu. Eyvallah. Yani vahiyden bir belge yok. Fiziki olarak da belge zaten mümkün değil. Yani Allah'ın Resulü ben böyle bir şey söyledim bu benim sözümdür diye altına mühür mü basmış, imza mı atmış yok. Yok. Kur'an-ı Kerim işte, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman siz bir şey söyleyeceksiniz. Allah onu duymayacak. O boşlukta kalacak. Salatü selam getirdiğimiz zaman o boşluktan bir güç onu Allah'a ulaştıracak. Var mı böyle bir şey? Hayır. Allah'ın böyle bir kuralı yok ki. Yani siz Allah peygambere salatü selam getirirseniz daha iyi değil miydi bu Allah? Öyle talep etmiyor muydu bize? Kişiyle kalp arasında. Tabii ki. Yani siz dua ettiğinizde ben sizin duanıza icabet ederim diyor. Duymuyorsa benim duama nasıl icabet edecek? Mesela adam dilsiz bir adam. Allah'a nasıl ulaştıracak sözünü o zaman? Tevfik abi. Tabii ki yani. İşte zanna uyduğun zaman böyle 40 tane kadar şirkin içine bakıyorsun. Bir de bu insanlara bunun zan olduğunu, içinde zan barındırdığını, şirke götürdüğünü söylediğin zaman korkunç derecede hiddetleniyorlar. Yani öyle bozuluyorlar, sinirleniyorlar ki hemen kapatıyorlar konuşmayı. Hakarete varıncaya kadar ilerletiyorlar işi. Tahammül edemiyorlar yani. Kur'an dediğin zaman kayış kopuyor. Kim olursa olsun. Yani bu uyduruk rivayetçilerde de böyle. Kemalçilerde de böyle. Din düşmanlarında da böyle. Maalesef. Kur'an herkesin şarkına ters geliyor. Peki arkadaşlar. Saatimiz 5 dakikada geçti. Başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Değilse dersimizi burada noktalayacağız. Oldu. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Peki. Ya. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.